bir iki üç. Merhaba arkadaşlar. Bugün özet geçmek gerekirse. Şey gibi ben Fero. Dur kat bana. Dön. Sen şuradaki. Hayatını anlatacak mısın bize? Birkaç video önce bunu izlemiştik. Tarihini falan. Neyin tarihini? The Judd. Tamam. Kültür. Anlat hadi. Sen bunu anlatmamış mısın? Kafayı yedi galiba. Hasancan Kaya rolünü fazla bilmiyorum. Ben ne yaptım bilmiyorum. Tam nasıl tam? Ona göre yapayım da. Ya her şeyi laf sokup gülüyorsun. Tamam anladık, Amerika'dan geliyorsun. Evet tamam bu. Ama şey benim kanalımda küfür yok. Şimdi işler değişir. Sıra sıralım hayattaki fantezinden. Rengin koca bulup hayatımı dibine kadar yaşamak dedim. Çocuk istiyor musun? Neden oldu? Para kime kullanacaksın ama çocuğuna mı? Tabii ki kendime. Çocuk yapıp sobaya mı atacaksın? Aynen. Anladık. Sende sıra. Benim fantezim. Arama bana burama bak. Ya benim Japoncam da çok iyi he. Arama koma burama ko. Evet şaka yapmıştım. Bu değil. Benim fantezim. Çok soktirecek. Türkçe biliyordur belki. Bak şimdi bak. Bir tane daha var bak. Çok soktun Çenk. Ulanışanlar. Öğink edişim. Öğink açıklayalım. İyi kaynaştırma harfi çünkü. Helal olsun. Öğink. Domuz sesi. Öğink. Öykü, N, Nil, K, Kayra, İ ve öylesine. Kaynaştırma harfi. Hasan Can Kaya onu görürse. Onu tepkini yapmıyoruz. Çok daha kötüyüz. Aslında Hasan Can Kaya diye bir tanımıyoruz. Okuyayım. Verir misin? Hasan Can Kaya bunu görüyorsa ne? İki bilet bir de asistan sana. Aynen. O kadar işte. Tabii bunlar böyle diyor da farkında mısınız arkadaşlar? Bu videonun başlığından da anlayacağınız üzere konuşanlardayız. Hayır. Bu ismi terk ediyorum. Şu an kaydediyorum. Lütfen. Hasan Can Kaya beni çok üzüyorlar. Onlara bilet alma. 3 bileti de bana ver. Bugün 1 Şubat, 5 Şubat'ta gidiyor. Piyo piyo Oğuz Suriye'ye. Bu kızın vizesi daha çıkmadı ama gelecekte bir gün büyük ihtimal 2 hafta içerisinde beni terk edip İngiltere'ye gidecek. Exchange student olarak gidiyorlar. 6 ay sonra gelecekler. Ben 4 evet. Ay. Her neyse sonuçta... Bunu şeyi kapandı. Her neyse. Her... Aşağı insiniz hepiniz. Sonuçta beni terk ediyorlar ve ben yalnız kalacağım. Aynı anda da satmasınız abi yani cidden. Şimdi bu kız 9. sınıfta kendisi söylemişti. Bu arada ben bilmiyordum onun gittiğini. Nasıl bana söylemedi. Bunu? Hatta abart. Sınava girene kadar ben bilmiyordum. O zaten o zaman söyledi. Sonuçta söyledi yani. Ve biz 9. sınıftayken Nil'in gideceğini biliyorduk. Ben de söyledim. 10. sınıfa geçtiğinde benim belli oldu. Benimle alakalı bir problem bana değil ne? Bu. Bana ne? Önce Nil'e söyledi, en son bana söyledi ki benim önceden bilmem gerekiyordu çünkü tek Türkiye'de kalan kişi benim. Ne alaka? Sanki aynı ülkeye gidiyoruz abi. Yani bana ne? Sonuçta gidiyorsunuz. Tamam üçümüz de yalnız kalıyoruz. Senin arkadaşların en azından var öyle düşün. Mağdur. Biz de iyi arkadaşlar edineceğiz ya belki daha da iyi arkadaşlar. Geride kalan çok çekecek. Yani geride kalan kişi benim. Türkiye'de. Yani Türkiye'de kalan kişi zaten istemeksizin çok çekiyor. Evet doğru. Neyse. Benim mikrofonum yok şu an fark ettim. Ama sen zaten hayvan gibi verdin. Çıtıra mikrofonu yaptı. Neyse bugünü özetlemek gerekirse. Çektiğiniz her şey çok saçma. Evet ay, çok saçma. Gibi. Saçmalık vlogu falan diye koyarım. Sizin dans ettiğiniz bölümü koyarım. Koyarız. Dansın vlogu koyarız ama. 9. Tamam. Back of the scene'e koyarız. Back of the scene. Şey gibi oldu. Mom of the group. Yes. Yeah. Çok güzel. Hadi beni dinliyorum. Arkadaşlar ben köpekten korkuyorum ama şurada bir köpek var farkında mısınız bilmiyorum ama. Adı ne? Vodka. Diğeri de kutuda ağlıyor şu an. Vodka gel buraya. Aa, nerede ya? Arkamdaymış. Biraz oynatalım ama ona oynatırken şeyini yapalım. Tamam.
Halimizi de gösterelim mi? Neden kutuda? Dışarısı yağmurlu olduğu için çok ıslak. O yüzden evi kirletmesin diye şu an kutuda ama onu birazdan çıkaracağız değil mi Ali? Evet, size bir tartışma sorumuz var arkadaşlar. Sorun ne biliyor musunuz? Ben Suadiye'deyim diyorum. Bir yer söylüyorum ondan sonra kaybedip Suadiye değil orası diye. Şaşkın bakkal. Hayır orası da Suadiye. Şaşkın bakkal Suadiye'den farklı bir şey mi yoksa Suadiye'nin içinde mi? O kısımda yani, öyküye katılıyorum. Suadiye'nin içinde şaşkın bakkal ama mesela bir insan Barış Büfe'nin önündeyken Suadiye'deyim diyemez. Diyebilir. Bence şaşkın bakkaldayım demesi yani gerekiyor. Çünkü hani Suadiye çok büyük olduğu için spesifik olman lazım. Spesifik olmasın değil. Suadiye'deyim neredeyse şey Barış Büfe'nin içinde. İşte semt mahalle işte babamın. Konuşurken semt kullanman lazım arkadaşlar. Tırnaklar uzun ise hayvanımız erkektir. Çok uzun, çok uzun. Hani galiba bu erkek. Oh canım benim ya. Çıkıntılı kalıyor ise kaplumbağanız erkektir. Kişilerde ise alt kıl güçlü bir şekilde. Bir dakika, kız mı erkek mi? İstediğimi. Önce günümü özetlemek istiyorum. Sabahleyin okula geldik Öykü ve ben. Sabah 10-12.30 arası derse girdim Sabancı. Kış okulu. Robotik takımında olduğumuz için robotun demir parçalarını, daha doğrusu alüminyum parçalarını siyaha boyamamız gerekiyordu. Çünkü renklerimiz siyah yeşil ve hani metal güzel gözükmüyor. O yüzden siyah boyadık. Aranıza gittim. Dışarıda boyadık, dışarıda donduk. Hatta bir kesit göstereceğim şimdi size. Ne oluyor burada? Kaloriferler çok güzel. Ya ben de dondum. Bunu bir yere dayasam. Şu an dışarıda boyama yapıyorlar. Gökay! Vlog mu? Ha. Aa merhaba. Dışarıda ne yapıyorlar bir anlatır mısın? Ya dışarıda sprebo yapmaya çalışıyorlar. Ama ben olmadığım için biraz zorlanıyor olabilir. Sen değil ben olmadığım için. Ha. Ve kurumadık. İkimiz diyelim. Bir kez at. Nerede? Dışarıda mı olmuş? Bak şurada telefonum bankta. Bankta. Benim telefonum yanında. Evet. Neyse. Cepliyim. Evet fark ettim. Gökhan telefonları ceplemeyi çok seviyor. Random bir zamanda çıkarıp böyle herkese selfie çekiyor falan. Evet öyle bakıyorsun. Aa benim telefonum alıyorsun. Aynen. Yanında. Birkaç tane şuraya insert edelim. Dışarıda spastik bir şekilde boyama yapıyorlar. Sprey boya ve kurusun diye naftlar bak gösterelim. Bakın. Çok sessiz değildi. Herkesin telefonu geri verildi. Mission completed. Sonra ne yaptık? Ne yaptık? Ya bugün okulda bayağı saçma şeyler oldu. Bayağı saçma şeyler. Ben kol kası yaptım çünkü Burak'la aman Allah'ım. Kaç kere devirdiniz abi? Devirmek değil abi. Zaten çıkışıyor diye çıkarmaya çalışıyorlardı. Özet geç. Ne yapıyorsun? Intake mi? Intake yapmıyor. Top oradan geçiyor ama. Storage mi yapıyor? Storage. Evet. Ben storage. 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 Yaptıkları parçalardan bir şeyin içine bir şey diziyorlar. Sade bir dille anlatmak gerekirse bir demir parçası düşünün. Onun ismi neydi? H ile başlıyor. Hair's gonna hate. Ya yeah, okay. Hair's gonna hate. Evet neyse. O öyle de... Hate. O başı öyle değil. Aynen. Konudan bayağı sapıyoruz arkadaşlar. Onu niye buraya koyabiliriz? Lütfen hayatını izleyin. En güzel video cidden. Bir keresinde bize bunu gösteren sonra bütün gün güneye yani. Hani bütün çok gün güzel bir video. Neyse robot da bir sürü bir şeyler yaptı. Bunlar 2 saat çıkarıp taktılar aynı şeyi. Evet. Aynı şeyi. Hayır ama çıkarıyorlar, takıyorlar. Sonra yanlış yapıyorlar. Yine çıkarıyorlar, takıyorlar falan böyle bu tarz şeyler. Ama suç bende değil. Suç kimde? Hayra ve Burak. Hayır. Sadece Burak demen lazım. Bütün suç kimde? Burak. Burak. Niye soruna geldi? Benim gecikmeli geliyor. O benim küçük kardeşim yani. Ha, doğru. Yüzden. Siz satıyorsunuz beni. Ya kardeşiz dedim. Satıyorsun'a getirdin yine. Evet çünkü yok oluyorsunuz. Yok oluyorsunuz. Yok oluyoruz. Bak dur şimdi böyle yapacağım yanına gideceğim. Yok oldular. Daha sonra gideceklerdi yurt dışına. Şimdi gittiler. İnanamıyorum. Ben bu kadar hızlı bir satış görmedim. Satışın üstüne satış yaptım. Ayağın geldi. Nil hangilerine vurunca takat tıs yapıyorduk. Darım tıs. Bak ben şimdi espri yapayım. Belki de onu yapsın. Kaliteli espri zamanı şimdi. Bir adam varmış. Zeytine bayılırmış. Zeytin yemiş bayılmış. Matematik sınavı kolaymış. Türkçe sınavı neymiş? Neymiş? Fanta.
acaba soğuk savaşlar mı yapsak? Bayağı iyi olur bu arada. Öykü sen biliyor musun soğuk savaşlar? Bazı referansları ben anlamıyorum ama neyse. Ben de anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. O yüzden kolay referanslar yapacağız. Kötü haber geldi. Öykünün babası geldi. Yani ayrılma vakti. İki ağlayamayan insan olarak ağlayacak mısın şimdi? Belki sonra. Sen gidince ağlarım diyorsun. Biz sahne canlandırabilir miyiz Nil? Ayrılma sahnesi. Ne ne ne. Üzücü davul çal. Siz kavuştunuz nedense. Ayrılmanız gerekiyordu. Tamam şimdi hayata geri geliyoruz. Ayrılığı da var ya. Yeeeeee. Ses efekti var. Anladım. Ben bir yere alacaksın sen. Sen de göremeyeceksin. Sen de ayrıl o zaman. Ayrılma töreni yapın. Hadi işte ayrılma töreni. Sen ayrılığın taşı gidelim. Nil'i Avusturya'ya götürüyoruz şu an. Ziyan'a yat. Biz Öykü'yle İstanbul'da kaldık. Birkaç gün geçti. Nil ortaya çıkıp beni vur. Ne? Vuruyor mu? Ben Öykü ölüyor. O zaman İngiltere'ye gitmesi lazım. İngiltere'de kurtarabiliyorlar onu. Öykü acilen İngiltere'ye gitmesi lazım. Acilen İngiltere'ye gidiyor. Mikrofon. Avusturya buradaydı. O yüzden İngiltere burada. Bay bay. Öykü çık sen İngiltere'desin. Şimdi ben öldüm ben. Hayır. İngiltere'de iyileşiyorsun şu an. Ben İstanbul'da tek başıma kaldım. Şimdi 6 ay hepsini şey yapacağım. Böyle Şubat'ta ne oldu onu göstereceğim. Mart'ta ne oldu? Ocak. Şubat'ta gitti. Şubat. İkisi de gitti, ben ne yapacağım? Mart. Öykü ve Nil yok. Ben ne yapacağım? Nisan. Yetti artık. Yeni arkadaş bulacağım. Mayıs. Mayıs. Oh, benim doğum günüm. Nil ve Öykü ben unuttum bile. Babam arıyor. Hazırlanıyoruz. Evet. Alo. Tamam, 2 dakika geliyoruz. 1 dakika süreç. Haziran de. Haziran. Oh! Yaşıyorum. İnanabiliyor musun? Ben sen öldün sandım. Ayağım ezildi. Ayağımı ezdin. Temmuz. Temmuz. Ve Önkiz back. Altay. Altay boyunca beni yalnız bırakıyorlar ve satış. Böyle bir satış görmedim hayatımda ama... Ben gördüm. O neydi be? Öykü'nün babası geldiği için kıt. Kıt. Altay kanalında olamayacağız. Kanalında zaten Altay'da video. Son anlarımız arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben sen bir şey düşünmek istemiyorum. Ben de düşünmüyorum yani. Gidiyormuşsunuz gibi hissetmiyorum açıkçası. Ben de hiç öyle hissetmiyorum. Ben yani kendim gidiyormuş gibi hissetmiyorum. Valiz toplayacağım yarın 6 aylık. Ya ben sen gittiğinde de hissetmeyeceğim büyük ihtimal. Aynen biz okula gidene kadar sen hissetmiyorsun. Zaten ben hissetmiyordum ben. Gideceğim. O yüzden evet. Ben hissedemeyeceğim büyük olasılıkla. Böyle satış görülmedi. İşte seni ikiye bölelim. Beni ikiye bölün, iki bavula ayırın. Aa, bu aynen. Arada ortanı ikiye bölmek daha mantıklı böyle. Direkt kafanı ikiye bölürsün. Evet, ben kafasını alırım. Aa, evet, direkt oradan ikiye bölelim. Yani bir evet. Gözü sende, bir gözü bende. Ne diyorsun? Direkt sadece kafasını götürebilirim. Ya da direkt gitmeyin. No, that's not going to happen. Ama seni kesmek a bigger possibility. Araba giriyor. Annem o. Nil'in annesi geldi. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Baban gelmiş mi bu arada? Kıda. Kıda. Ay düştü. Back of the scenes. Back of the scenes ya. Evet. Ne denir ki? Behind the scenes. Dile bak, dile bak. Şey olmaması için telif. Aynen telif olmaması için. Şu an biz söyleyebilir miyiz?
Oradan oraya geçmiyor da neyse. Neyse ben geçiyorum. Tamam Kayra ve Burak deneyin o zaman. Tamam edileceksin zaten. Evet. Tam 100 kere Burak dediğimiz editlersin. Burak Burak Burak. Komik şarkılar komik videolar Evet Nil'e düzgün bay bay yapacağım ama poetim geldi. Size şimdiden bay bay. Öykü bay bay yapacağım. Bay bay.